sol tarafta en içteki parantezin içinde bulunan eksi 1 bölü 2'nin çift kuvvetini aldığımız anda zaten bunu pozitif hale getirmiş oluruz. Pozitif hale getirdikten sonra uygulayacağımız herhangi bir kuvvet zaten burada pozitifliği değiştirmeyecektir. Yani buradan sonucumuz pozitif gelmiş olur. Aynı mantıkta burada da en dışta çift kuvveti olduğu için sonucumuz yine pozitif gelmiş olacaktır. İki pozitifin çarpımı da pozitif bir sonucu bize verir. Şimdi eksi 1 bölü 2'miz var. Artık artı artıya eksiye takılmayalım. 1 bölü 2 gibi düşünsek bu bize 2 üzeri eksi 1'i verir. 2 üzeri eksi 1'in ikinci kuvvetinin eksi 3. kuvvetini alacağız. Çarpı burada ise dediğim gibi artıya eksiye takılmıyoruz. Sonuç artı gelecek pozitif gelecek. 1 bölü 8'i 2 üzeri eksi 3 gibi düşünebiliriz. Bunun da eksi 4. kuvvetini almış olacağız. Sol tarafa baktığımızda eksi 1 çarpı 2 çarpı eksi 3 bize 6'yı verir. Yani oradan 2 üzeri 6 gelir. Sağ taraftansa eksi 3 çarpı eksi 4'ten 2 üzeri 12'yi elde etmiş oluruz. Çarptığımızda tabanlar aynı kuvvetleri toplayıp Doğru cevabı 2 üzeri 18 yani D şıkkı olarak bulacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen 14 sayısının kendi dışındaki pozitif çift tam sayı bölenlerinin toplamına bir bakalım. Zaten kendi dışında sadece çift olarak 2'ye bölünecektir. E, 2 de 14'ten büyük olmadığı için 14 minimum sayı olarak gelmez. 16'da ise 2'ye bölünme olur, 4'e bölünme olur, 1 de 8'e bölünme olur çift olarak kendi dışında. Bunların toplamı da 14 yapar. Bu da 16'dan büyük gelmediği için 16'da minimum sayı olmaz. 20'ye baktığımızda 10'u yazabiliriz. Bunun dışında 4'ü 1'de 2'yi yazabiliriz. Bunların toplamı bize 16'yı verir. 20'den büyük değildir. Bu da bize istediğimizi vermez. 30'a baktığımızda kendi dışında çift olarak kaça bölünmüş olacaktır? 10'a bölünmüş olacaktır. Ee, 6'ya bölünür. Bir de 2'ye bölünür. Bunların toplamı kaç yapar? 18 yapar. 30'dan büyük gelmediği için bu da minimum sayı olmaz. Belli ki doğru cevap 40 olarak gelecektir. 40'ın pozitif çift tam sayı bölenlerine odaklanalım. 40 dışındakileri yazacağız. Tabii ki 20'yi yazarız. 10'u yazarız. 8. 8'i yazarız 4'ü yazarız 2 yazmış oluruz bunları topladığımızda 20 10 daha 30 38 42 44 gelir 44 40'tan büyük olduğu için aradığımız minimum sayı e şıkkı 40'tır arkadaşlar. Kırmızı grafik G fonksiyonunun grafiği olarak verilmiş. ABC B, C değerleri e, küçükten büyüğe sıralanmış. Sıfırla iki arasında oldukları söylenmiş. Ama A'yı da B'yi de C'yi de G fonksiyonunda yazdığımızda aynı görüntüyü elde edeceğimiz de bize söylenmiş. Aslında burada şu e, kırmızının bulunduğu yerdeki yatay kesikli çizgide bunu yakalayabiliriz. E, şuradaki değerimizi örneğin k olarak almış olsak e, sıfırdaki görüntümüz k olarak gelmiştir. Şurada bir değerdeki görüntümüz k olarak gelmiştir. Yine 2'nin sol tarafındaki bu değerdeki görüntümüz de k olarak gelmiştir. Ama burada biz sıfırın görüntüsünü k olarak kullanıyoruz. Sıfırdan büyük bir a sayısında e, a sayısından başlayarak bu mantığı yakalamamız gerekiyor. O zaman bunun için o okay. k K'nin biraz üstüne çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Şurayı şöyle temizlediğimizde hani o K değerinden biraz daha büyük bir değerden şöyle e, yatay doğurumuzu çektiğimizi düşünelim. Burası bizim N değerimiz olsun. G, A, G, B ve G, C'de N'ye eşit gelsin. İşte A değerimiz şurada gösterdiğimiz değer olarak gelecektir. Sıfırdan büyüktür. B değerimiz şuradaki absis değerimizdir. C değerimiz de şuradaki absis değerimiz olarak belirlenmiş olur. Bence bu mantıkla hareket etmemiz gerekir. Yani o e, hani az önce K dediğim şu Y eksenini kestiğimiz yer var ya. Onun biraz üstünden bir değere odaklanmamız gerektiğini burada ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz söyleyebiliriz ki bunu çektiğimizde g'yi 3 farklı noktada kesmiş 3 farklı apsisle burada eşleme yapmış olalım. Şimdi A'nın B'nin ve C'nin F'teki görüntüsünü yakalamaya çalışacağız. A'yı uzattığımızda bakın şurada bir görüntü elde etmiş oluruz. Bu bize neyi verecektir? F A'yı verecektir. Buradaki görüntü Y ile eşleştirdiğimizde. B'ye baktığımızda daha altta kaldığımızı görüyoruz. F B yani o kesikli çizgilerin uzunluğu bana F A'yı veriyor. Kesikli çizgiden uzunluğu bana F B'yi veriyor. Yeşil mor tamamının toplamı. F C'de ise şurada bir yerde geldiğimizi görüyoruz. En büyük görüntüyü de Fc ile yakaladık. Yani şurası bizi neye götürmüş oldu? Fa'ya götürmüş oldu. Şurada Fb'ye gelmiş olduk. Fc ise bunlardan daha büyük bir değer olarak en üste geldi. Bu durumda en küçük Fb olarak gelecektir. Ortanca Fa gelmiş olur. En büyük de Fc'ye gelir. Bac sıralaması bize B şıkkında verildiği için doğru cevabımızın da B olması gerekir arkadaşlar. Sarı bilyelerin yarı çap uzunluğu 2 olarak verilmiş. Ama biz burada çap üzerinden yorum yapacağımız için 2'nin 2 katından 4'e odaklanmamız gerekir. Mavilerin bir tanesinde ise yarı çap 3'müş. Ama yine söylediğim gibi çap üzerinden yorum yapacağımız için 3 kere 2'den burada 6'ya odaklanmamız gerekir. Burada aynı hizaya gelecekleri şekilde yerleştirme yapılmış. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Mesela sarılardan x tane üst üste olsa şuradaki toplam yüksek. 4x gelecektir. Mavilerden y tane üst üste olsa toplam yükseklik 6y'ye gelir. Aynı hizaya geldiklerinden 4x'in 6y'ye eşit olması gerekir. Bu da 2x'i 3y'ye eşit olarak verir. Böyle bir eşitlikte kat sayıları şöyle karşıya gönderiyorduk. x'i 3m olarak y'yi de 2m olarak alıyorduk ki hani 2 kere 3m de 3 kere 2m de bize 6m'yi versin ve eşitlik gerçekleşmiş olsun. Şimdi biz x tane sarı var demiştik. x'i 3m'ye aldık. y tane mavi var demiştik. O da 2m geldi. O zaman buradaki e, toplam adet ne olarak gelecektir? Bilya adeti 3M artı 2M'den 5M olarak gelecektir. Bunun da 20 olduğu bize söylenmiş. Bu durumda 5M'ye 20 gelir. M'imiz 20 bölü 5'ten 4 olmalıdır. Silindirlerin yüksekliğini bulmaya çalışıyoruz. M4 mesela Y'ye 2M demiştik. 2M8 yapar. O zaman Y8 ise 6 kere 8'den burası bize neyi vermiş olacaktır? 48'i vermiş olacaktır. Zaten burada 4X ya da 6Y dediğimiz uzunluk buradaki şeffaf silindirlerden her birinin yüksekliği olarak geleceği için aradığımız cevabında D şıkkı 48 olması gerekir. Pay kısmında ikili ikili gruplayarak paranteze alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi A kare ile şu AB'yi bir paranteze aldığımızı düşünelim. Burası bize A parantezinde A artı B'yi vermiş olacaktır. Devamında AC artı BC'de de C parantezini alabiliriz. Burayı C parantezine aldığımızda yine A artı B'nin geldiğini görüyoruz. Yine pay kısmı odaklı olursak bu sefer A artı B'lerin ortak geldiğini rahatlıkla görebiliriz. O zaman pay kısmını A artı B ortak parantezine aldığımızda buradan A buradan da artı C gelecektir. Yani bizim buraya A artı C'yi ne yapmamız gerekir? Yazmamız gerekir. Paydaya bir bakalım. Paranteze alınma yapılmış ama tekrar paranteze alamıyoruz. Bence biraz düzenleyelim. A'yı dağıttığımızda b artı AC'nin geleceğini görüyoruz. C'yi dağıttığımızda ise BC eksi a AC gelmiş olur. Burada AC'ler birbirini götürür. AB artı BC kalır. Biz bunu B parantezinde A artı C olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. O zaman payda kısmına da B çarpı A artı C'yi yazıyorum. Burada A artı C'ler birbirini götürmüş olacaktır. Geriye de A artı B bölü B kalır. Biz bunu A bölü B artı B bölü B olarak yazabiliriz. Bu da bize A bölü B artı 1'i verecektir. A 54 B 27 ise A bölü B 54 bölü 27'den 2 gelir. 2'ye 1 eklediğimizde 3'e ulaşırız. Doğru cevabımızın D şıkkı 3 gelmesi gerekir. Bize verilen fx fonksiyonunun grafiği y eşittir 2 doğrusu ile a virgül b noktasında kesişiyormuş. Yani fx'i 2'ye eşitlediğimizde buradan bulacağımız e, x değeri bizi neye götürmüş olacak? A'ya götürmüş olacak. Zaten y'nin 2 olduğunu bildiğimiz için şuradaki b'miz yani ikinci bileşenimizde ne gelecektir? 2 olarak gelecektir. Önemli olan burada x'i birinci bileşeni e, absisi yani a'yı bulmaktır. Hemen mutlak değerli ifademize bakalım. Şimdi mutlak değerli ifademiz ya aynen çıkar ya da eksiyle çarpılarak çıkar aynen çıktığını bir düşünelim. Aynen çıkması demek iç kısmın sıfıra eşit veya büyük olması demektir. En son bulduğumuz x değerinde bir bu incelemeyi yapacağız. Bunu unutmayalım. Aynen çıkarttığımızda 2x 1 bölü x 1 eşittir 2 gelir. Burayı 2 bölü 1 gibi düşünüp içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x 1 eşittir 2x eksi 2 elde ederiz. Bunlar gider. Eksi 1 eşittir. Eksi 2 gelmiş olur. Bu doğru olmadığı için mutlak değeri aynen çıkartmanın yanlış olduğunu anlamış oluruz. O zaman şimdi eksiyle çarparak çıkartırız. Mutlak değerimizi eksiyle çarptığımızda eksi 2x artı 1 bölü x eksi 1 yazabiliriz. Bunu 2'ye eşitleriz. Ya da e, 2x eksi 1 bölü x eksi 1 dedikten sonra bunu eksi 2'ye eşitleriz. İkisi de bize aynı şeyi verecektir. Şurada yine 2 bölü 1 gibi düşünüp işler dışlar yaptığımızda 2x eksi 2 eşittir. Eksi 2x artı 1 gelmiş olur. Buradan da 4x eşittir 3'ten x'imiz 3 bölü 4 olarak bulunmuş olacaktır. Gerçekten mutlak değerin iç kısmında 3 bölü 4'ü bir yazalım. 2 çarpı 3 bölü 4 eksi 1 bölü 3 bölü 4 eksi 1'in geldiğini görüyoruz. 2 kere 3 bölü 4 3 bölü 2 yapar. 3 bölü 2'den 1 çıkınca 1 bölü 2 gelir. Alt tarafta bize eksi 1 bölü 4'ü verecektir. Bakın mutlak değerin için negatif geldiğini görüyoruz. Onun için eksiyle çarpmak burada doğru olmuştur. O zaman burada şu A dediğimiz birinci bileşen yani x'imiz 3 bölü 4 olarak bulunmuştur. İkinci bileşen zaten 2'ye eşitlediğimiz için doğrudan 2 olarak gelecektir. Biz burada 3 bölü 4 ile 2'yi toplayarak sonucu bulmuş oluruz. 3 bölü 4 artı 2 dedik. 4 kere 2 8 yapar. 3 ekleyince 11 bölü 4 gelir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Orçun doğduğunda Burçin'in yaşı Murat'ın yaşının iki katı idi demişiz. Orçun doğduğunda sıfır yaşında olacaktır. O zamana bir gidelim. Orçun'a sıfır yazalım. Burçin'i B ile Murat'ı M ile göstermiş olalım. Şimdi tam Orçun sıfırken Burçin'in yaşı Murat'ın yaşının 2 katıymış. O zaman Murat'ın yaşına x dediğimizde Burçin'in yaşı 2x olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Y sene geçmiş olsa Orçun 0 artı y'den y yaşına gelir. Burçin 2x artı y yaşına gelecektir. Murat ise x artı y yaşına gelmiş olur. İşte bu y sene geçmiş durumda yaşları toplamı 30 olarak gelsin. Yani y sene geçmiş durum bize bugünü versin ve şuradaki y'nin 2x artı y'nin ve x artı y'nin toplamı 30 olarak gelsin. Bunları topladığımızda 3y artı 3x'in geldiğini görüyoruz. Bunu 30'a eşitledik. Her tarafı 3'e böldüğümüzde de y artı x'imizi 30 bölü 3'ten 10 olarak bulmuş oluruz. Bizden ne isteniyor? Murat'ın bugünkü yaşı. Murat'ın bugünkü yaşına az önce söylemiştik x artı y demiştik. E x artı y'yi 10 bulduğumuz için doğru cevabımızın şıkkı 10 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. B telefonunda yüzde doluluğun olduğu söylenmiş. Yüzde doluluğa ulaşmak için 24 dakika şarj etmemiz gerekiyormuş. Yüzde yetmişten %30'luk bir fark var. Demek ki 24 dakikada yüzde otuzluk bir dolum sağlamış oluyoruz. A'da yüzde bir doluluktayız. Biz bunu tam doluluğa ulaştırmak istiyoruz. Tam doluluk demek %100 yüz demektir. Yüzde %10 onu yapmak için yüzde bir artış gerekir. E az önce zaten %30'luk bir artış için 24 dakikanın geçmesi gerektiğini bulmuştuk. Şimdi %90 için kaç dakika geçmesi gerekir bunu bulacağız. %30'u %90 yapmak için 3 katına çıkartmamız gerekir. Bu durumda geçecek süre de 3 katına çıkacaktır. Bu da 24 kere 3'ten bize 72 dakikayı verir. Doğru cevabımızın D şıkkı 72 olması gerekir. Giriş kısmı dikkatlice bir okuyalım. Aşağıda verilen çarpan ağacında okun çıktığı çemberdeki sayı, okun gittiği çemberlerdeki sayıların çarpımına Eşittir demişiz. Mesela en alttan başlasak. Şuradaki sayımıza x buradakine y desek. Bir üstteki okların çıktığı o beyaz çemberdeki sayı x ile y'nin çarpımına ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Şuradaki sayımızı m olarak alsak. Bu sefer m ile x ve y'nin çarpımı şu üst tarafa gelir. Yani burası m çarpı x çarpı y olarak bulunmuş olur. Şuradaki sayımıza r dediğimizde bir üstte r ve m çarpı x çarpı y'yi yazmamız gerekir. Burası r çarpı m çarpı x çarpı y yapacaktır. Şuraya e dediğimizde bir üste gelecek çarpım E çarpı R çarpı M çarpı X çarpı Y'dir. O zaman E çarpı R çarpı M çarpı X çarpı Y bize neyi vermelidir? 2 üzeri N eksi 8'i vermelidir. Neyi biliyoruz? Yeşil daireler içerisinde yazan sayıların çarpımının 120 olduğunu. Yeşil dairelerde yazan sayılar E, R, M, X, Y olarak gelmiştir. İşte biz burada onları çarpmışız zaten. Demek ki bu çarpım 120 olmalı. O zaman 120 eşittir 2 üzeri n eksi 8 gelir. Buradan 2 üzeri n eşittir 128 olur. 128 2'nin 7. kuvveti olduğu için n değeri burada 7 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın d şıkkı olması gerekir. Bir dakikanın bize 60 saniyeyi verdiğini biliyoruz. Aynı zamanda bir saatin 60 dakika olduğunu, dolayısıyla bir saatin 60 kere 60'tan bize 3600 saniyeyi vereceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ama şu altta bize verilen yeşil oklarla gösterdiğim durumdan 3600 saniye bile öteye gitmiyoruz. Yani bir saat bile öteye gitmiyoruz. 3272 saniye ileriye gitmemiz gerekiyor. Bence bir saat yani 3600 saniye ileriye gittiğimizi düşünüp oradan geriye gelmeye çalışalım. 3600 ile 3272 arasındaki farkı hesapladığımızda 328'in geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani biz burada bir saat ileri gidip oradan da 328 saniye geriye geldiğimizde bizden istenen duruma ulaşacağımızı söyleyebiliriz. 328 saniyeyi 60 çarpı 5 artı 28 gibi düşündüğümüzde Burası bize 5 dakika artı 28 saniye verecektir. Yani bu görseldeki durumdan 1 saat ileri gidip oradan da 5 dakika 28 saniye geriye geldiğimizde aradığımızı bulacağımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 1 saat ileriye gittiğimizde saat zaten 23.57 olduğu için diğer güne geçmiş oluruz. Yani burası bize 00.57'yi verecektir. Buraya yine 53 yazabiliriz. Günümüzde 04 olarak ne yapmış olur? Gelmiş olur. Hani 23'te 24'te bitirip devam ettik ve diğer güne geçmiş olduk. İşte saat 00:57 ve saniye 53. Biz buradan 5 dakika 28 saniye geriye geleceğiz. Şu 57'den 5 dakika geriye geldiğimizde 52'ye gelmiş oluruz. 53'ten 28 saniye geriye geldiğimizde 53 eksi 28'den 25. saniye geliriz. Yani son durumda günümüz 04 olur. Saatimiz 00, .00 olur. Dakikamız 52, saniyemiz de 25 olarak gelecektir. Bu bölmelerdeki değerlerin hepsinin toplamı sorulmuş. O zaman 4'ü aldık. Zaten 0, 0, 0'dır. 0'ı yine yazalım. Bir 52, bir de 25 aldığımızda bunları toplayarak aradığımız cevabı bulmuş oluruz. 4, 2 daha 6, 5 daha 11'in biri elde var bir. 1, 2 daha 3, 5 daha 8'i verir. Aradığımız bu toplam 81 olmalıdır. Yani doğru cevabımız burada B şıkkı gelmiştir. Burada bizden istenen değer f ters 3 değeri. f ters 3 değerinin m olduğunu düşünürsek m içeri 3 dışarı f m'nin de 3 olduğunu görmüş oluruz. Yani şu iç kısmı m yaptığımızda karşı taraf ne geliyormuş 3 geliyormuş. Hemen kare kök içinde x artı 1 artı 1'i 3'e bir eşitleyelim. Buradan kare kök içinde x artı 1 3 eksi 1'den 2 gelir. Her tarafın karesini aldığımızda x artı 1 eşittir 4'ten x'imiz 3 olarak bulunmuş olur. Hemen bulduğumuz x için bulduğumuz bu 3 değerini şurada f'in iç kısmında yazarsak 2 üzeri 3 artı 1'i de aradığımız m yani f ters 3 olarak bulmuş oluruz. 3 artı 1 4 yapar 2 üzeri 4'ten 16 gelir aradığımız m değerinin e şıkkı 16 olması gerekir. Toplamda 8 puanlık basket atacağız. 2 haneli olarak buradaki görsellerimiz verilmiş. Mesela 8 puanlık basket attığımızda 5'e 3'lük bir durum olabilir. Ama bu tabelada 0-5'e 0-3 olarak duracaktır. Ya da 6'ya 2 olsa 0-6'ya 0-2 olur. Bu mantıklar üzerinden hareket etmemiz gerekir. O zaman tüm durumlara bir bakalım. Mesela 0-0'a 0-8 durumu olabilir. 0-1'e 0-7 durumu olabilir. 0-2'ye 0-6 durumu. 0-3'e 0 05 durumu 04'e 04 durumu olabilir. Devam edip 05'e 03'ü de yazabiliriz ya da 06'ya 02, 07'ye 01, 08'e 00 ama zaten çubuk sayısı hesaplayacağımız için hangi takımda e, birin olduğu hangisi de 7'nin olduğu e, çubuk sayısını değiştirmeyecektir. Onun için bunları incelemek yeterli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir kere e, ikişer tane sıfırı kullanıyoruz. Bakın hem burada hem burada sıfırları kullanıyoruz. Sıfırda kullandığımız çubuk sayısına baktığımızda 1, 2 3 4 5 6 geldiğini görüyoruz. O zaman buradaki 0 sıfır, buradaki 0'dan bir kere 12 tane geliyor. Buradaki 0, buradaki 0, 12. Buradaki 0, buradaki 0, 12. Burada da sıfırlarımız var, 12 çubuk. Burada sıfırlarımız var, 12 çubuğun geldiğini görüyoruz. Demek ki biz burada neye odaklanacağız? Daha fazla çubuk sayısını bulmak için. Şurada kalan 0'a, 8'e, 1'e, 7'ye, 2'ye, 6'ya, 3'e, 5'e, 4'e, 4'e odaklanmış olacağız. Mesela 8'de kullanılan çubuk sayısına baktığımızda 7 tane olduğunu görüyoruz. Şimdi şuradaki 0'da 6 tane çubuk kullanılıyor. 8'de de 7 tane kullanılıyor. 6 artı 7 bize 13 verdiği için 12 artı 13'ten toplamda 25 çubuğa burada ulaştığımızı görüyoruz. Diğerlerine bakacağız ama zaten şıklarda da en büyük değer 25 olarak gelmiş. Bence aradığımız cevap bu olarak gelecektir. Mesela 2 ve 6'ya bir bakalım. 2'de 5 tane çubuk kullanmışız. 6'da da 6 tane. 5, 6 daha 11. 12, 11 daha bize neyi vermiş olacaktır? 23 çubuğu vermiş olacaktır. Belli ki diğerleri de 25'ten az kalacak. O zaman burada doğru cevabımız E şıkkı 25 olarak gelecektir arkadaşlar.